Merhabalar, hoş geldiniz. Ben Enes Hoca. Read at Work 2, 17. metnimiz. In your helping hand, senin yardım elin can turn, dönüştürebilir, değiştirebilir. Neyi? Despair, ümitsizliği, neye? Into hope, ümide değiştirebilir. Turn into. Ne demek? Dönüştürmek, değiştirmek anlamına geliyor. Turn X into Y şeklinde burada kullanılmış. Hop ise neyle kullanılır diye daha önce söylemiştik. Hop fiil olarak ise det alan bir fiildir. Manası da yine ummak anlamına gelir. It is difficult for people living in a prosperous country to image what? Gelişmiş bir ülkede yaşayan insanlar için zordur. Ne? Şu şeyi ne yapmak? Hayal etmek zordur. What is like to grow up in one of the poor countries in Africa, Latin America and Asia? Afrika, Latin Amerika ve Asya'daki fakir ülkelerin birinde yetişmiş gibi olmayı hayal etmek, düşünmek nedir? Zordur. Grew up burada yetişmek, büyümek anlamına geliyor. Şu şekilde kullanılır. I grew up in Ankara. Ben Ankara'da büyüdüm. Yani çocukluğum Ankara'da geçti anlamına geliyor. Ben Ankara'da büyüdüm, Ankara'da yaşadım anlamında. In many developing countries, gelişmekte olan ülkelerde developing country gelişmekte olan ülke developed country gelişmiş ülke. Bir de gelişmemiş ülkeyi yazalım. Underdeveloped country. Bu da gelişmemiş, yetersiz gelişmiş anlamında ülke. Bu üç manayı, bu üç kısmı bilmek parçaları çevirirken çok yardımcı olacaktır. In many developing countries, pek çok gelişmiş ülkede millions of children die from malnutrition and disease before they even reach adulthood. Gelişmekte olan pek çok ülkede çocuklar, milyonlarca çocuk ölüyor. Neyden? Kötü beslenmeden, yetersiz beslenmeden ve hastalıklardan ölüyor. Neyden önce? Before they even reach adulthood. Adult, yetişkin demek. Yetişkinlik hallerine, yani yetişkinliğe ulaşmadan bile onlar ölüyor. Yetişkinliğe ulaşmadan onlar ölüyorlar. Milyonlarca çocuk. For those who survive, onlardan dedi, yani bunlardan hayatta kalanlar için, survive hayatta kalmak, bugün program olan Survivor ise hayatta kalan kimse anlamına geliyor. Hayatta kalanlar için yaşam nedir? Cruelly hard.
zalimce, zor bir şekilde nedir? Zordur. Cruel, zalim, zorba, kaba anlamında. Kaba bir şekilde, zor bir şekilde, zalimce nedir? Zordur hayatı yaşamak. They live in the most basic kind of hut. Onlar ne yapıyorlar? En temel türde bir barakada yaşıyorlar. Baraka, küçük kulübe tarzı ev. Orada ne yapıyorlar? Yaşıyorlar. Yani en basit şekilde yapılmış anlamında. Their water for drinking. Onların içecek suyu, washing yıkayacak suyu and cooking yemek pişirecekleri suları comes from gelir the local river or stream. Yerel bir nehir ya da bir akıntıdan gelir. They have to work from dawn till dusk. Onlar çalışmak zorundadırlar. Ne zamandan ne zamana kadar? From to ifadesi olduğu gibi from till, from until anlamına gelen e kadar manasında da gün doğumundan gün batımına kadar onlar ne yapmak zorundadırlar? Çalışmak zorundadırlar. Almost neredeyse from the time they can walk. Neredeyse zamanlarının tamamında ne yaparlar? Onlar yürüyebilirler, yürürler. Yani yaptıkları iş hep yürümek üzerinedir. And for much of the year, yılın çoğu zamanı onlar they go hungry. Ne olur? Aç kalırlar, aç olurlar. An average family income ve ortalama bir ailenin geliri, income burada ne manasında? Gelir. Is nedir? Bir aylığına 10 ya da 15 dolar arasındadır. Worse still, en kötüsü, daha kötüsü, worse, daha kötüsü, hala they lack the opportunity to improve their lives because there is no education or training in practical skills. Onlar fırsat eksikliğindedir. Fırsat yoksunluğu yaşarlar. To improve geliştirmek için their lives yaşamlarını, hayatlarını. Because çünkü there is no education, eğitim yoktur, or training in practical skills. Pratik yeteneklerini eğitecek, geliştirecek herhangi bir eğitim yoktur. Yine training, eğitim yoktur. This is what bundan dolayı we in world family, biz dünya ailesinde yiz. Are working to change, değiştirmek için çalışıyoruz. And we need your help to succeed. Ve başarmak için sizin yardımınıza ihtiyacımız var. What we are doing? Biz ne yapıyoruz? In 25 countries of America, Africa, Asia, Central and South America, we are giving poor people a chance to improve their own lives through setting up small-scale development projects. Afrika, Asya, Orta ve Güney Amerika'daki 25 ülkede biz fakir insanlara bir şans veriyoruz. Kendi hayatlarını değiştirmeleri için. Ne ile, ne aracılığıyla bunu yapıyoruz? Through aracılığıyla, setting up, kurarak, small scale development project, küçük ölçekli gelişim projelerini ne yaparak? Orada meydana getirerek, kurarak, kurma aracılığıyla o insanlara bir fırsat veriyoruz. We are helping to build schools. Biz okulların inşa edilmesine yardımcı oluyoruz. Dig wells ve su kuyuları açılmasına yardımcı oluyoruz. Dig kazmak.
Well, iyi anlamı var. İsim olarak da kuyu anlamı var. Su kuyusu. Dig wells ve yine su kuyularının açılmasına yardımcı oluyoruz. Provide medicines, ilaçlar sağlamaya yardımcı oluyoruz. And ve most important of all ve bütün bu olanlardan daha önemlisi teach the skills the people need. İnsanların ihtiyaç duyduğu yetenekleri, becerileri onlara öğretiyoruz. Ne demişler? Bana balık verme, balık tutmayı öğret. Burada da biz o insanlara ne yapıyoruz? Yeteneklerini geliştirmeyi onlara öğretiyoruz. To give just one example. Sadece bir örnek vermek gerekirse, in the Embu area of Kenya, Kenya'daki Embu'da bir mobil klinik çalıştırmak ve ekipmanlarını hazır etmeye yardım ediyoruz. Ekipman, alet, edevat anlamına geliyor. Burada verb olmuş. Help to do anlamında. Burada da ne diyeceğiz? Yani ekipman sağlamak diyeceğiz. To improve ne yapmak için? Geliştirmek için. Child care, çocuk bakımını geliştirmek, iyileştirmek için. Providing textbooks for the local school, yerel okul için test kitapları sağlıyoruz. Helping to build tanks to conserve rainwater, yağmur suyunu konserve edebilmek için, yani muhafaza edebilmek için tanklar inşa etmeye yardım ediyoruz. And training local people ve yerel halkı ne yapıyoruz? Eğitiyoruz. Hangi konuda? In agricultural and income generating skills. Zirai anlamında ve genel umumi gelir sağlayacak beceriler hakkında. Yani o insanların bir iş yapabilmeleri, orada ekonomiyi canlandırmalar için gerekli olan o yetenekleri onlara veriyoruz diyor. We know that, biz biliyoruz ki we cannot really help the world's poor by giving them handout. Biz biliyoruz ki onlara bir şeyler vererek, dağıtarak, by artigerent, onlara dağıtarak, vererek dünyanın fakirlerine, yani fakir insanlarına gerçekten yardım edemiyoruz. Gerçek yardım yapmış olamıyoruz. Onlara handout dağıtmak, bir şeyler dağıtmak, giving yine vermek anlamında. Onlara bir şeyler vererek onlara gerçekten yardım etmediğimizi biliyoruz. Nor can we impose preconceived Western solutions on them, since the solutions which are forced upon people turn out to be useless in many cases. Nor diyor ne de, şimdi olumsuz bir şey gelecek. Can we impose, biz sunabiliriz diyor. Ne de biz sunabiliriz. Neyi? Preconceived, ön yargılı batı çözümleri sunabiliriz on them, onlara. Since, çünkü diyor, çünkü bundan dolayı, burada because anlamında, the solutions, çözümler, burada solve fiilinden türüyor, which are forced upon people, insanlar üzerine ne yapılmıştır? Zorlanmıştır. Bu çözümler insanların üzerine zorlanmıştır. Daha doğrusu zorlanan bu çözümler nedir? Turn out to be, olduğu görünüyor. Ne olduğu görünüyor? Useless, faydasız in many cases. Pek çok vakada faydasız, turn out to be, olduğu görünüyor diye çevireceğiz. Olduğu görünüyor. Şöyle diyeceğiz. İnsanlar üzerine zorla yapılan çözümler pek çok vakada faydasız, kullanışsız olduğu görülüyor. What you can do to help? Onlara yardım etmek için
ne yapabilirsin? Today, bugün, we are asking you to join our worldwide family. Bugün biz sizden bizim dünya çapında yayılmış geniş çaplı, geniş ölçekli ailemize katılmanızı istiyoruz. And to hold out a helping hand. Ve bir yardım eli tutmanızı, yardımda bulunmanızı istiyoruz. Ne yapmanızı istiyoruz? Bir yardım eli vermenizi, hold out vermek, vermenizi istiyoruz. To a child, bir çocuğa urgently, acil bir şekilde needs it, ona ihtiyacı var. Acil bir şekilde ihtiyacı olan bir çocuğa yardım eli uzatmanızı sizden istiyoruz. You can do it now. Bunu şimdi yapabilirsiniz. Nasıl? By agreeing to sponsor a child. Bir çocuğa sponsor olmayı kabul ederek ne yapabilirsiniz? Bunu yapabilirsiniz. Your sponsorship can give them a chance to go to school or provide some of the other things that many of us take for granted. Sizin bu sponsorluğunuz onlara ne yapabilir? Verebilir. Ney? Bir şans verebilir. Niçin? Okula gitmeleri için ya da diğer bazı şeyleri sağlamak için onlara ne yapabilir? Verebilir. That öyle şeyler ki many of us, pek çoğumuz take for granted. Onu ne yaptı? Kıymetini bilmedi. Burada take for granted ifadesini aynı bu şekilde kalıp olarak ne diyeceğiz? Kıymetini bilmemek. Bizim kıymetini bilmediğimiz pek çok şey belki o insanlar için bir umut olabilir. Belki bizim değer vermediğimiz, günlük hayatta kullandığımız bu şeyler o insanların temel ihtiyaçları olabilir şeklinde söylüyor. Nasıl? Diğer şeyler, that öyle şeyler ki many of us, bizim çoğumuz diyor. Yani sen, ben, hepimiz take for granted. Biz bunu zaten garantilemişiz diyor. Yani biz bunu garantiye almışız. Bu zaten bizim elimizde var deyip aslında bunu kanıksadığımız ve kıymetini bilmediğimiz şeyler olarak söyleyebiliriz. Bunları artık ne yapıyoruz? Cebimizde görüyoruz. Zaten bizde diye hafife alıyoruz. Evet. That is, yani we never question the availability of these things. Biz bu şeylerin ulaşılabilirliğini asla sorgulamıyoruz. Çünkü because we have no doubts, biz hiç şüphemiz yok ki about their existence. Onların varlığı hakkında bizim hiçbir şüphemiz yok. In addition to this, buna ek olarak, in addition, moreover, bu yapılar bir önceki cümlenin pozitif veya negatif yargısını bir sonraki cümleye taşıyan bağlaçlardır. It can give their families the chance to learn basic hygiene and health care. Buna ek olarak onların ailelerine ne verilebilir? Bir şans verilebilir. Basit hijyen temizliğini öğrenmek ve sağlık bakımını öğrenme verilebilir şansı. And it can start their communities ve ne yapabilir? O onların toplumunu başlatabilir. On the long and gradual process of raising their living standards. Yaşamış olduğu standartlarını arttırma projesi olabilir. Onlar için nasıl? Aşamalı bir proje, uzun ve aşamalı bir proje olabilir. Bu şekilde ihtiyaç sahipleri insanlara yardım edebiliriz. Evet kıymetli arkadaşlar, parçamız devam ediyor. Because, çünkü you are sponsoring one particular youngster. Çünkü sen ne yapıyorsun? Sponsor oluyorsun. Bir özel gence sponsor oluyorsun. You will hate the joy of seeing the difference
that you help makes. Kendi ellerinle yapmış olduğun farklılığı görmenin zevkini ne yapabilirsin? Yaşayabilirsin. You will see the child growing up, learning, developing and gaining in strength and confidence over the years. Ve ne yapabilirsin? Sen gelişen, öğrenen, yine gelişen, kazanan öğrenciyi görebilirsin. Çocukları, çocuğu görebilirsin. Nasıl? Güç kazanan çocuğu görebilirsin. Ve confidence, güven kazanan over the years, yıllar sonra bunları görebilirsin diyor. Bu sponsordan sonra, yardım ettikten sonra. Throat ne aracılığı ile bunu görebilirsin? Letters, mektuplar, photographs, fotoğraflar and regular progress report ve düzenli gelişim raporlarıyla bu yardım ettiğiniz çocukların ne durumda olduğunu, bu gelişmelerini görebilirsin. You can play a vital role in our work. Sen bizim işimizde hayati bir öneme sahipsin. Hayati bir rol oynuyorsun. Play a role in. Rol oynamak. Rol almak. Önemli bir yeri olmak anlamına geliyor. Bu vital'ı kaldırın, important koyun. Aynı şey. Önemli bir role sahipsin. As a sponsor, bir sponsor, yardımcı, bir bağışçı olarak the help that you give, bu yardım sana verir, will go towards practical development, work to benefit a whole family and community. The help that you give, bu yardım, senin verdiğin bu yardım will go towards, ne yapabilir? Yöneltebilir, götürebilir seni. Practical development work. Pratik gelişim işine. To benefit, fayda vermek için a whole family, tüm aileye and community ve topluma. Yani yaptığın bu iş sayesinde topluma ve aileye fayda verebilirsin diyor. Seni oraya götürür yani. That is because, çünkü bundan dolayı we realize that we cannot improve the life of individual child without supporting and strength the family and raising the living standards of the community as a whole. Biz şunu fark ettik diyor, şunu fark ettik, şunun farkına vardık. We cannot improve, biz geliştiremeyiz, ilerletemeyiz life, yaşamı, bir çocuk bireyin yaşamını geliştiremeyiz. Ne olmaksızın, without, şunlar olmadan, supporting, destekleme and ve güçlendirme, aileyi güçlendirme ve desteklemeksizin bu işi yapamayacağız diyor. And raising, ve ne yaparak, yükselterek the living standards, yaşam standartları, tamamının yaşam standartlarını geliştirmeden ve aileyi güçlendirip desteklemeden bir birey olan çocuğu yaşamını geliştiremeyeceğimizi bundan dolayı fark ettik diye söylüyor. Güzel, faydalı bir parça idi. Bu parçada geçmeyen bir kelime var. Charity. Onu da ben yazmak istiyorum. Bağış, sadaka, yardım anlamına gelen bir kelime, konuyla bağlantılı. Bunu söyleyebiliriz. Şimdi kelimelerimize bakalım. Prosperous, gelişmiş, müreffeh. Imagine, hayal kurmak, hayal etmek. That ile kullanılır. That. Reach, ulaşmak, varmak. Varmak. Adult, yetişkin. Yine brother, kardeş demek. Brotherhood, kardeşlik. Oradan aklınıza kalsın. Brotherhood. Curly, zalimce, zorbaca. Dawn, şafak. Tabii ki burada güneşin doğumu ve güneşin batması anlamında geçen dawn till dusk şeklinde aklımıza kalabilir. Dawn, şafak, doğmak. Dusk da güneşin batması şeklinde söyleyebiliriz. Burası A olacak.
Till'e kadar, until de var. Dusk akşam karanlığı. Malnutrition kötü beslenme dedik, yetersiz beslenme. Luck eksiz, eksik. Lock değil, luck olacak. Galiba hiç bakmadan telaffuzlarıyla yazılmış. Lack de off'la kullanılır. X, X'in yokluğu anlamında. Opportunity, fırsat. Conserve, korumak dedik. Konserve oradan geliyor. Hand out, bir şeyler dağıtmak. Hand out, yardım etmek dedik. Impose, sunmak. Preconceived, ön yargılı diyebiliriz. Urgently, acil. Disagree, aynı fikirde olmamak. Şimdi agree with bir kimse ile aynı fikirde olmak. Agree about on bir şey ile bir şey üzerine aynı fikirde olmak anlamında kullanabiliriz. Bu şekilde. Availability de mevcudiyet, uygunluk, ulaşılabilirlik, available oradan söyleyebiliriz. Worth, değer anlamına geliyor. Vital, vital, hayati, bu sağlık sektöründe de çok kullanılıyor. Individual, birey dedik. Worse, still, burada e'si eksik. Worse, still, daha kötüsü anlamında ayrı yazılan, burada da l'si eksik. Thanks to, in sayesinde diyebiliriz. Thanks to x, x in sayesinde bir prepositional phrase'dir. Cümle almaz. SVO almaz. X alır. Yani nesne. Raise ne yapmak? Artırmak demek. Whole tüm anlamına geliyor. Small scale küçük ölçekte dedik. Confidence kendine güvenmek. Gradual aşamalı bir şekilde. Step by step de yine aşamalı olarak aşamalı bir şekilde anlamına gelen kelimeler. Bu parçamız da yardım üzerine idi. Elimizde sahip olduğumuz şeylerin aslında başka insanların da temel ihtiyaçları olduğu, onların bu şeylere kavuşmak için tüm gün çalıştığı ve hastalıklar içerisinde bulunduğu şeylerdi. Bizler elimizde bulunan şeylerin kıymetini bilmeliyiz. O şey elimizden gidince kıymetini anlamaktan ziyade bir sağlığın, iki de zamanın kıymetini insan ne yapar? İhmal eder. İki şey elinden gittiğinde o şeyin kıymetini anlar buyuruyor Peygamber Efendimiz. İşte biz de hem sağlığımıza hem de sahip olduğumuz zamana ve diğer şeylere elimizden geldiğince kıymetini bilmeye, onlara sahip çıkmaya çalışalım. Bu ölçüde videoları hazırlarken de elimden geldiğince tamamen çeviri ve kelimeler üzerinde durup sizin değerli vaktinizi de almamaya gayret gösteriyorum. O halde 18. parçada görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.